Merhaba, yeni bir derste yine birlikteyiz. Bu sefer artık bridge oyununda en kuvvetli elleri gösteren ellere geldik. Kuvvetli iki açışlar. Hatırlarsanız daha önce zayıf iki açışları vardı. Ve orada iki karo, iki kör, iki piki zayıf açış için kullanmıştık. Geriye kalan 2 sanzotu ve 2 trefi ise kuvvetli elleri göstermek için kullanacağız. Evet. Şimdi her zaman olduğu gibi neredeyiz ona bakalım. Bundan sonraki konuşmalara bakalım. Evet. Şimdi iki taraf konuşması gerçek iki tarafı gösteren bir konuşma değil. Ve bundan sonraki konuşma demeyeyim de bundan sonraki derslerde göreceklerimizin hemen tamamı şu anda göz atıyorum hepsi artifisyel konuşma. Bir tek şimdi birazdan iki sanzotuyu normal manasında iki sanzotuyu kullanacağız. Ondan sonra gelecek olan tüm konulardaki konuşmalar artifisyel olacak. Artifisyelin anlamı şu, kendi anlamında değil, natural değil. Açıklamalarda sık sık bir iş oyununda şunu duyarsınız. İşte siz sorduğunuz zaman natural der. Yani gerçek anlamında. Gerçekten kastım. İşte renk doğru, şey doğru, kontrast seviyesi doğru. Fakat artifisyel konuşmalarda ise natural'in tam tersi gerçek manada değil, farklı bir anlamı var. Şimdi bunları hepsini teker teker göreceğiz. Hepsi burada gösterdiklerimin hepsi çok yaygın kullanılan konuşmalar. Önce 2 sanzot. Şimdi 15-17 ile 1 sanzot açıyorduk. 20-22 olan ellerde de dengeli el gösteren ellerle de 2 sanzot açıyoruz. Burada dikkatinizi çekmek istediğim husus şu. 1 sanzotu açışında 5'li majör olmamanız gerekirdi. Burada ise 5'li majör olabilir. Yani biz hatırlarsanız işte 5 karo ya da 5 tref olduğu zaman diğerleri 3-3-2 ise bir sanzotu açıyorduk. Ama majörse bu 5'li parça bir sanzotu açmıyorduk. Buna karşılık 2 sanzotta bu durum yok. Yeteri kadar kuvvet olduğu için majör rengi de olabilir diye gidiyoruz. Cevaplar bir sanzotuya benziyor. Tek farkı Steyman'da. Daha önceki Steyman'da dörtlü majörün var mıydı sorunun manası. Şimdi beşli majörün var mı yoksa dörtlü de olabilir mi şeklinde olacak. Yani önceki Steyman majörün var mı sorusuydu. Şimdi beşli majörün var mı yoksa dörtlü var mı diye döndü. Puppet Steyman. Cevaplara bakalım iki sanzotuda. Transferler yine aynı mantıkta. Bir sanzottaki mantıkla aynı. 3 karo dediğimiz zaman köre, 3 kör dediğimizde de pike transfer. Şimdi gelelim puppet steyman'a. 2 sanzot üzerine 3 trefle puppet steyman yapılıyor. Buna cevaplar şu şekilde. 3 karo. 5'li majör yok ama dikkat. 4'lü majör var demek. 3 karo, 5'li majörüm yok ama 4'lü majörüm var. Hangisi olduğunu söyleyemiyorum. Eğer körüm 5'li ise 3 kör, pikim 5'li ise de 3 pik diyorum. 3 sanzotuysa ne kör ne pikte ne 4'lü ne 5'li var. Yani 4'lü 5'li majör yok 3 sanzot. Şimdi 3 karoya o zaman
bir daha dikkatli bakmak lazım. 3 karo cevabı geldi mi? Açan 3 karo derse cevapçı ne diyecek? Şunu diyecek. Elinde dörtlü majör varsa onu göster. Yoksa 3 sansotiye döner. Şimdi elinde dörtlü majör yoksa yani elindeki majörler üçlüdür, onun için beşlisi var mı diye soruyordur. O mümkün değilse 3 sansot. Fakat dörtlü majörü var. Diyelim açan 3 karo değil de var dedi ve körü var. Şimdi biz 3 kör dörtlü majörüm körde ya da 3 bit dediğimizde artık topu son kararı açana bırakmış oluruz. Yani dörtlü majörümüzü gösteririz. Dörtlü majörler tutuşuyorsa majör fitinde kontrat oynanır. Yok tutmuyorsa o zaman sansotta oynanır. Önemli olan şu, henüz bu aşamada 3 sansotuyu geçmedik. Bakın burası önemli. Yani ortak diyelim biz 3 karaya 3 kör dedik. O da tamam ben de 4 kör dedi. Hala bizim için 4 körde durma veya şilem. Hala şilem araştırması yapma şansımız var. Ortağımız 20-22 puanla açtığı için oldukça yüksek bir puan. Şimdi gelelim bridge oyununun en kuvvetli açışına. İki tref. Bu ne zaman iki tref açılır? Dengeli ellerle 23 puan ve üstü varsa. 20-22 ile 2 sansotu açtık. Öyleyse 22'nin üstüyle de ve dengeli elle de 2 tref açmamız lazım. Daha sonra sansot diyeceğiz. Dengesiz ellerle daha düşük puan olabilir. Fakat sadece ve sadece zona 1 var olmalı. Bunun anlamı şu. Eğer uzunluğumuz majör renklerdeyse 9 löve. Buna 8,5 da diyebiliriz. 8,5-9 löve. Minör renkte ise de 9,5-10 löve. Kendi başına alabilecek eller olmalı. Yani daha düşük puanla açıyorsanız kapalıya yakın uzun renginiz olması lazım ve zona 1 olması lazım. Görelim örnekleri. Yani birazdan göreceğiz örnekleri görünce daha iyi anlaşılacak. Şimdi cevapçı ne der? İki tarafı iki karoyla röle yapar. Yani bekleme deklaresi verir. Şu andaki oynadığımız sistemde iki tref açtım mı cevapçıdan iki karo bekleniyor. İki karonun üstüne esas açıcı şimdi elini belli eder. Örneğin eli sansotuya uygun bir ise 23-24 puanla 2 sansotu, 25-26 ile 3 sansotu, 27-28 ile 4 sansotu, 29-30 ile de 5 sansotu der. Şunu unutmayalım, cevapçı elinde ne olursa olsun, 0 da olsa, 10 puan da olsa 2 karo dedi. Artık bundan sonra açandan alacağı bilgiye göre cevapçı kontrata karar verecek. Devam edelim. Açan iki tref açtı. Cevapçı iki karo dedi ve açan iki kör, iki pik, üç tref ya da üç karo derse bu beşli renk anlamına gelir. Üç kör, üç pik, dört tref, dört karo derse de kapalı altılı renk demek. Yani aslında bunları duyarsanız 2 karodan sonra 3 kör, 3 pik, 4 tref, 4 karo gibi bir konuşma duyarsanız kesin şey bu olacak. Rengimiz, kozumuz bu olacak demek. Eğer 2 karonun üzerine 4 kör ya da 4 pik derse
Bu konuşma ben tek başıma 8,5-9 döve alabiliyorum. Kozumun uzunluğuna güveniyorum. Alıyorum. Ekstrası varsa sen yardımcı ol. Hani bu ekstra varsa tabii 9 elin üstüne 3 el daha alma şansımız varsa şilem oynayalım demek. Yani yok sadece bir el alacaksan da işte ancak zon yaparız anlamına gelecek. Örneklerle görelim. Şimdi şöyle önce bir puanına bakalım. 7, 14, 24. 24 puanla dengeli bir el. 2 sansotu açmak daha düşük gösterdiği için 2 tref açar. 2 karo cevabı gelince de 2 sansot der. Ortağı 2 sansottan sonra normal sansotu açmış gibi devam eder. 3 kör. Yani piket transfer ister. Uygun tabii. 3 pik diyeceğiz. Bundan sonra bu konuşma devam eder. Cevapçı bakalım nereye gidecek? Yani şileme gidecek mi yoksa 4 pike mi kapatacak? Onları göreceğiz. Yani göreceğiz derken masada olsaydık görürdük ama burada bırakacağız. Yani konuşma böyle geçiyor. Bir başka iki tref açan el. Hemen bakıyorum 22-23 puanlık bir el. Ama sansotuya uygun bir el değil. İki tref açtı. İki karoya da iki pik dedi. Beş parça pikim var. Bir başka örnek. Bu sefer yine iyi bir puan var ve kapalı pik var. İki tref açtı. İki karoya üç pik dedi. Ortak koz bu. Artık başka bir şey söylemene gerek yok. Kuvvetli el benim. Şeyde ne oynanacağını da ben biliyorum. Kontrolüm varsa gösterdi. Şimdi örneğin tref ası varsa mesela olsaydı beklenen 4 tref demesiydi. Ya da karoda veya körde ruvası olduğu için o da kontrol anlamına gelir. Bir dahaki derste bu kontrollerin ne olduğunu göreceğiz. Gelecek dersimizin konusu bu kontroller. O renkleri gösterecekti. Böylece şileme gitmek kolaylaşacaktı. Yani bir tabii konuşma pat diye 4 pik derse yani aslında hiç başka bir değerim yok. Senin kozun tamamdır. İşte bende en fazla dambalev falan var diyorsa 4 pik oynanacak. Ama bir kontrol gösterebilirse örneğin tref, örneğin karo kör, o zaman şilem araştırması yapılabilir. Bu da gelecek dersin konusu. İşte key card nasıl sorulur, kontroller nasıl gösterilir onları göreceğiz. Evet, kuvvetli açışlarla ilgili ana konu bunlar. İki sansot açışını gördük ve iki tref açışını ve ondan sonraki açıştan sonraki konuşmaları gördük. Bu eller tabii çok sık gelen eller değil ama geldiğinde de kaçırmamak gereken eller. Bu arada ben hemen bir düzeltme yapayım. Şimdi gelecek bölümü Michael's Qubit olarak görünce Michael's Qubit çünkü araya girenin yapacağı bir konuşma. Ben Keycard Blackboard geliyor zannetmiştim gelecek bölümde ama gelecek bölümümüz Michael's Qubit'miş. Bir sonraki bölümde kontrol ve şilen konuşmalarına geçeceğiz. Ama yine kuvvetli el gösteren konuşmalar bunlar. Michael's Qubit'te açıcının rengini söyleyerek bir el tarifi. Bu da ilginç. Bilmekte, öğrenmekte fayda var. Gelecek derste görüşmek üzere.